mesajlaşma. Bu seninle... Evet. Karının sevgilisinin arasındaki mesajlaşma. Kimsin kardeş sen? Şimdi hangisini sizi, hangisini sen yazıyorsun, hangisini o yazıyor? Yeşilleri ben yazıyorum, beyazları o yazıyor. Sen yazıyorsun. Şimdi kimsin kardeş sen? Nereden buldun da sen ona kimsin kardeş sen yazıyorsun? Numarasını bana SS aldı. Konuşmalarını SS aldı attı. Kim? Derya. Ekran fotosu alıp attı, ben, numarayı yani oradan gördüm. Sana, ben başkasıyla görüşüyorum diyor. Evet, sen adamın da numarasını da bana atıyor. Tamam, amacı sen de o adama kimsin kardeş sen diye mesaj atıyorsun. Aynen. Ama bak ben şuna üzülüyorum. Yani eskiden nasıldı bilmiyorum ama yani bizim çocuklarımız bir böyle erkek formatı görmeyecek diye üzülüyorum. Kimsin kardeş denir mi adama? He? Öyle mazlum mazlum da bakma, gezmişsin bir haftadır nerelerde gezdinse. O da sana diyor ki sen kimsin? Derya'nın kocasıyım. Ne alaka sen Derya'yla? Sana ne? Seni ilgilendirmez. Kimsin oğlum? Ne yazıyorsun? Delikanlı adama evli kadınla beraber olmak yakışıyor mu? Bir gün daha benim durumlarıma... Ne yazıyor? Fake hesaptan storylerime bakıyordu. Ha, bugün daha benim durumlarıma fake'ten yazıyor ve sonra mesaj atıyor, seni söylüyor. Aynen. Adam da sana diyor ki karın olsa yanında olur. Sen de cevap, annesi göndermedi geri. Ve sen nereden çıktın? İşte annesinin yanında. Ben ilk önce annesi falan bana yazıyor, beni işletiyorlar zannettim. Hani böyle bir durumu aklıma gelmiyordu. Daha sonra sesli olarak aradığımda bayağı bir atıştım. Siz yeni evlenmişsiniz, insan annesinin yanına gider mi yeni evli kadın? Ama annesinin yanına annemi ikna edeceğim, barışacağız diye gitti. Ha, seni böyle işletiyorsa zaten yine bırak onu ya. Yok annesi, annesi yazar diye düşündüm. Annesi yapar hani kızımın peşini bıraksın diye. Zaten annesinin derdi bizi ayırmaktı, onu da başardı. Vallahi kusura bakma da annesi de çocuğu eğer mutluysa gittiği yerden ayırmak da istemez. Bu kayınvalidelerinizin de üzerine saldırmayın. Kızını hoş tutarsan kayınvalide de seni el üstüne tutar. Bakar kızı mutsuz, seni de istemez. Herkesin de bir tane kızı var oğlum. İstemese zaten yanımda ne işi var ki? Bunu annesi peşimize mafya tuttu, para verdim dedi. Bunu benim akrabalarıma da söyledi. Ben onun peşine adam tuttum dedi. 5000 TL para verdim dedi. Ben kızımı ona bırakır mıyım dedi. Tutuyor bütün akrabalarına diyor ki benim üzerime nikahlı yani. Derya ile ben nikahlıyım. Akrabaları var Cavit diye birisi. Cavit Özdemir. Gel seni ona verelim diyor. Anne diyor ben Cengiz'e nikahlıyım. Nasıl bırakayım gideyim diyor. Ben de diyor babana nikahlıydım. Şahin abine gittim diyor. Devlet bizden yana diyor. Ne olacak ki diyor. Devletle ne alakası var bunun? Devletin haberi mi var sizin ne yaptığınızdan? Ya ne alaka yani? Devlet bizde yanı. Bir şey olmuyormuş yani. Şey olmuyor dediği, evlilik birlikteliğini bozacak bir durum bu. Evliliği bitireceksin. Bu kadar. O zaman haklı da kişi olursun. Davayı açmak evet. için gidersin, boşanırsın. Ama kızın, devlet size ne yapsın ki? Kızın yani? Kabahati yok. Kız seni istemiyorum demiyor. Annesi söylüyor bunu kıza. Tamam ama sonra işte bulmuş ya. Görelim onları da Skype bağlantısılar Derya Tokat'ta. Bulmuş sonra başka birine bir de düğün yapmış. İstemiyor daha seni. Sen niye boşanmıyorsun? Ben de inat ettim. Neyin inadını yapıyorsun oğlum? Ama boşan diye beni tehdit ediyorlar. Hayır, ondan sonra da diyorsun ki bak yanlış bir şey. Ben diyorsun sokağa çıkacak halim kalmadı. İntihar edecektim bilmem ne falan diyorsun. Sen kendini bu duruma düşürüyorsun. Kendini bu duruma düşüren sensin. Neyin inadı? Aslan gibi çocuksun. Onu bırakırsın, başkasını bulursun. Ben her hafta uzaklaştırma kararı imzalamaya Akkuş'a gidiyorum. Ben Erbay'a ayak basmış değilim. Hep uzaklaştırma kararı aldırıyor bana karşı. Avukatları anlaşmalı olarak boşan dedi, beni aradı. Hı. Ben dedim ki, onlar evlendi, ben onlardan şikayetçi oldum. Anlaşmalı boşanmayacağım dedim. Avukatları daha sonra beni arıyor, sen diyor tazminat açma, 15.000 TL diyor, para verelim sana diyor. Ya tamam git başımızdan diyorlar işte. Git diyorlar, zaten olan olmuş. Rahim Bey'in dediği gibi yani geri dönse kabul mü edeceksin? Hayır. Ya al 15.000 lirayı, ye. Haksızlık, yapılan haksızlıklar. Ya çok yanında mutlu olsa o da annesinin evine dönmez. Atılan iftiralar. Ben karınızı da yanınızda mutlu tutacaksınız. Ben buradan kızda şiddet gördüm diyor. Ona da bir söz verelim Derya. Senin yaptığını da asla kabul etmiyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Dün söylediğim için bugün Cengiz'e söylüyorum. Ama dün söylediklerimi de herkes biliyor. Bunu Rami Bey de anlattı. Ben de anlattım. Çok uzun süren boşanma davaları.
kanunen olmasa da uygulamada hani böyle düğün dernek yapmazsanız tabii ki mahkemeler buna göz yumuyor. Göz yummak zorunda çünkü insanın da hayatı gidiyor. 7 yıl süren bir boşanma davası sırasında kimseye evinden dışarı çıkma, kimseyle beraber olma denilmez. Evet. Ama bunun da bir adabı vardır. Düğün davetiyesi de bastırılıp millete dağıtılmaz. Sana da kızdığım nokta o. Cengiz'e haksızlık yapıldı. Bu nedenle ben de boşanmak istemedim diyor. Niye haksızlık yaptın kocana? Duyuyor musun beni kızım? Alo. Duyuyor musun beni? Hı, aynen. Heh. Efendim? Buyurun. Buyurun Müge Hanım. Tamam, beni duyuyor musun? Kocan diyor ki bana haksızlık yaptı, ben de o yüzden boşanmak istemedim diyor. Senin de başka şiddet iddiaların vardı ama onu kabul etmiyor. Tamam Müge Hanım, benim sözümü kesmeyin, ben anlatayım, sonra siz bana soru sorun. Eğer gerekirse keserim. Pazarlığı yok bunun. Efendim? Tamam. Bir kere mafya tuttu diyor. O benim annemin evine 2 tane adam yolladı. Lükslerden. Beni götürmek için ben gitmedim. Abi böyle böyle durum dedim. Kendisi yolladı. Babamın yanına gittim. Beni babamın yanında rahat bırakmadı. Babamın yanında beni dövdü. Bacağına bıçak soktu. Kolunu kendisi kesti. Bunlar hep yalan mı oldu? Kim bıçaklıyor? Cengiz. Kendini mi bıçakladı? Evet. Babama da dedi ki seni dövdü derim dedi. Babam gidip şikayetçi olmadı. Ha. Kendine zarar verme huyunu var mı? Hayır. Bakayım kollarına. Şevki hocam baksın. Ha. Evet. Aç. Yok. O yok. Dövmeli kolunda olması gerekiyordu. Bacağının da yok. Sağ çıkar tarafında mi? Bıçak. Kazan bir şey sokmuş oraya. Montunu çıkar. Görelim. Tamam, onu çekmenize gerek yok. Evet, seni dinliyorum Derya. Bu şahıs kayıpmış. O ayın 11'inde fotoğraf paylaşmış. TikTok'larda video yapmış. Nasıl kayıpmış? Pazartesi günü Niksar'da gözükmüş. Oraya çıkıp da timsah gözyaşı dökmesinler. Annesinin de haberi vardı bence bu olaydan. Annesinin nereden haberi olacak ya? Kadına günah. Nereden haber olacak? Kesileri var. Ben hepsi yalandı bence. Bizi buraya çıkıp da rezil etmek de onların derdi. Ama sen zaten kendi kendini rezil etmişsin evliyken düğün davetiyesi bastırarak. Bak arkadaşlarımız da düğün davetiyesini de bozmuşlar. Ha? Ben gitmişim. İşte bak düğün davetiyesi bu da. Evet. Bakayım bir verin bakayım ne diyor. Göreyim arkada. Mutluluğa adım attığımız düğün törenimizde sevdiklerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Evleniyoruz. Annesi, ailesi. Eylül 2020'de. Derya ile Şaban. Ama yavrum o zaman siz de çatır çatır evlenmeyin. 17 yaşında evlenmek için. Tamam, 17 yaşında evlenmek için evden kaçmayın. Evleniyorsan da bunun bir boşanma süreci var. Onu da göz önüne yani göz önüne alacaksın. Avukatım aradı, ona dedi ki gel anlaşmalı boşanın dedi. İstersen avukatın bağlansın. Tamam işte evlenirsen böyle. Evlendiğin zaman her şey çıkabiliyor karşına. Hamile kalsan ne olacak? Bu sefer çocuğun soy bağı bozulacak. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu risk var. Efendim? Giderken hamile olduğunu söylemişti. Peki çocuğa ne yaptılar? He. He, bunun istirasını da attılar bana. Gidin hastanelerde bıkın. Kendisi söyledi bana. Nerede sıkmışım? Sen bunu bana iftira attın. Ben karakola gittim gecenin 11'inde. Var mı çocuk yok mu yani? Yok. Bana gecenin 11'inde telefon geliyor sen çocuk aldırmışsın diye. Sen o gün niye gitmedin boşanma davasına? Korktun mu? Ben köyden arabayı kaçırdım. Gerçekten arabayı kaçırdım. Saat de geçmişti zaten. Boşanma hani... davam var. İnsan arabayı kaçırır mı? Diyor ya evime 2 kişi geldi diye. O kişiler Kemal Aktaş'la Murat Ersin annesinin peşimize taktığı insanlar şikayetçi olma dedi. Biz gidelim barıştıralım sizi diye gitti bunların evine. Onu da söylesin yani. Annesi hani mafya olarak tuttu ya peşimize. Ha, mafya sen tutmamış diyor. Adamlar beni almaya geldi evimize geldiler.
Ya, gecenin bir yarısı. Bak, böyle bir şey yokmuş da biz Niksar'dan bilet aldık. Neden Erbaa'nın çıkışında taksiyle oraya kadar gittik de otobüse binip İstanbul'a gelmişiz? Buna da cevap versin. Ben keyif için mi oradan oraya gitmişim taksiyle? Ne demek yani? Otogarda otobüse bindirmediler sesin bizi. Sesin gelmiyor yani, bir arkadaş uyarın. Önce annesi polise gitti. Derya dedi ki, ben dedi eşimle her yere giderim dedi. Diyor ki zorla götürüyor kızımı diyor. Derya dedi ki eşimle her yere giderim ben dedi. İyi de 17 yaşında. Annesi de sonra gitti o Kemal Aktaş'la Murat Ersin'i aldı. Otogara geldi, otobüsün yanında bekletti. Bunlar da bana kızı bırakacaksın diye baskı yapıyordu zaten. Ya Cengiz, o sırada kaçırdığın zamanı söylemiyor musun? Hayır, evliyim, nikahlıyım. Geçen yıl İstanbul'a gelirken... Tamam, kayınvaliden de telefon hattımızdaymış. Tamam, nerede? Bir şey daha söyleyeceğim. Şu mikrofonu tutturmayın ki bana sesini duyabilirim. Bana savcılıkla bir dilekçe daha vermiş. Ben buna İstanbul'dan uyuşturucu götürttürmüşüm Tokat'a. O şekilde de dilekçe vermiş. Onu da ispatlasın, ben nereden uyuşturucu götürttürmüşüm. Bu var, bir de bu kayınvalidem... Nurten Hanım, günaydın. Günaydın. Siz ne iş yapıyorsunuz? Böyle mafya falan tuttuğunuzu söylüyor damadınız. İyi günler Müge Hanım. Hayırlı yayınlar öncelikle. Sağ olun. Ben ev hanımıyım. Yatalak hastam var. Annem. Anneme bakıyorum. Allah yardımcınız olsun. Nereden bu ev kadını mafya buluyor? Ben bilemem. Sağ olun, bana attığı mesajlar da vardı şeyin. Kesinlikle Murat Ersin'in. Öyle bir şey yok. Gel ben diye. Kendimi göremiyorum zaten. Şahin Kuduz, Necati bunlar otobüse bindirmediler orada. Ben kendimi göremeyen bir insan zaten. Kirada oturan bir insanım. Nereden para bulup da mafya tutayım ki? Benim gecenin bir yarısında itiraf etti, Tahsin söyledi. Altınoğlu diye bir şahısla bir kişiyi daha gece saat 11'de benim evime yolladı. Derya yollanması için bize söyledi. Ama benim kızım gitmek istemediğini belirtti ve kızımı telefona versin annesi. Ben yüz yüze görüşeceğini söyledi. Ben kızımı telefona tamam söylesin, kendi söylesin, beni yollamıyor diye iftira atıyor bana dedim. Kızım Cengiz'le telefonda görüştü. Benim yanıma, evime, annemin evine başkalarını yolluyorsun. Fakat ben gelmek istemiyorum asla. Beni boşamanı istiyorum senden. Hep her seferinde kandırıyorsun. Anlaşmalı boşayacağım diyerek beni kandırmasın. Ben çok özür dilerim ya. Ben bu kadar çok konuşmayı benim beynim algılamıyor. Şunu merak ediyorum. Kızınız evlenmiş. Memnun kalmışsınız damattan, kalmamışsınız. Tabii o tartışmalı bir konu. Dünyanın en iyi insanı olur. Siz kıymet bilmemiş olursunuz. Ya da tam tersidir. Ben kişileri özellikle boşanmalarda çok dinleme taraftarı değilim. Ama adam olan susan adamdır, onu söyleyeyim. Yani delikanlılık budur yani. Çeneni kapatacaksın ve delikanlı gibi dolaşacaksın. Ama şunu anlayamıyorum. Şimdi bir boşanma davası var, sürüyor. Kızınız tamam biriyle görüşebilir. Zaten daha kızınızın yaşı kaç ki? 18-19. Yani böyle düğünlerle, davetiyelerle, gelinliklerle kendi aranızda niye oyun oynuyorsunuz? Yaptığınız şey bir oyun. Gelinlik giyelim, bir yerde buluşalım. Ondan sonra iki de orada çalgı çengi çalsın, elimizi kaldıralım, oynayalım. Bunun adı bildiğiniz resmen oyun. Niye kızınızı madem bu evliliğinden mutsuzdu da bir şey daha niye böyle bir oyunun içine soktunuz? Kendisi Müge Hanım, Müge Hanım. Oyun oynayan kendisi, kayboldum diye milletin isimlerini televizyona verip de daha sonra oraya onun çıkıp da... Ama bakın o onun problemi. Orada, lütfen. O onun problemi. O ben onun değil sizin, ama benim de kızımın hayatı söz konusu. Sizin kızınızın hayatı söz konusu ama sizin de burada görüyoruz yani. Sizin de kızınızın beraber olduğu kişiyle bu çocukla muhatap olmak zorunda kalıyor. Ben şunu soruyorum. Siz kızınızı hani bu evliliğinden mutsuzdunuz, tamam. Dediğim gibi bu göreceli bir kavram. Çocuk çok da iyi bir çocuk olabilir. Ben tanımıyorum. Fakat ikincisinde bu Şaban'la niye böyle bir oyunun içine soktunuz? Öncesinde kızım da zaten Cengiz'den ayrıldı. Benim yanımda 8 ay kaldıktan sonra Şaban'la tanışmışlar. Bir arkadaşının aracılığıyla tanışma yok, onunla evleneceğini kocasının söyledi. Ben dedim arkadaşı, boşandıktan sonra kocasının kızım, arkadaşı. Beni dedi boşandırmıyor dedi. Beni boşatmıyor anne, boşamayacakmış. Bak dedi, devamlı adam yolluyor bize dedi. Ben artık dedi senin yanında da kalamam, köyüme de gidemem. Ben kendi başımın çaresine her türlü bakarım, sen karışma bana dedi. Ve kendisi gitti Şaban'la, aralarında bir eğlence yapmışlar. Bu da kızımın doğal hakkıdır, özel hayatıdır. Kimse müdahale etmesin lütfen. 17 yaşında evlendi.
sonuçta. Hanımefendi, sizin kızınız, sizin kızınızın gelinlik giymesi haklıdır da siz eğer kızınızın muradını görmek, hayatının güzelleşmesini görmek istiyorsanız bu devletin de bir takım kuralları var. Bu da nedir? Resmi nikahtır. Sizin kızınızın işi yok, gücü yok, parası yok. Bugün hamile kalsa çocuk yazılacak Cengiz'in üzerine. Cengiz'in durumu ortada. Cengiz o çocuğu üzerinden verecek mi, vermeyecek mi? Çocuğun babası bile nüfusa doğru düzgün yazılmayacak. Siz demiyor musunuz kızına? Tamam, gez kızım ama madem evlendin boşanmayı bekleyeceksin. Ya hamile kaldıysa şu anda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Devlet yani sizi böyle oradan oraya oradan oraya gideceksiniz diye devletin nüfus müdürü, aile mahkemesi, savcısı, hakimi, kalemi boyuna sizinle mi uğraşsın? Zaten Erbaa'da tanıdıkları dosyalar olmuş böyle. Normal gerçekten yapılması gereken bir işimiz var. Gidiyoruz, mahkeme sırası gelmiyor. Vallahi ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.